Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle değişik bir içerik yapmak istedim. Şimdi yüksek kilometreli araba alınır mı? Sıfır arabayla farkları hani neler? Önce bir yüksek kilometreli bir arabaya binelim, farklarını anlatayım size. Sonra bir sıfır araca binelim. Ondan sonra onun da farklarını anlatayım. Şimdi bu araç yani gerçekten yüksek kilometre denilmeye hak edecek bir araba. Neden? Çünkü 566.518 kilometresi. Düşün ya, 566 binde bir araba yani. Çoğu kişi, ha ben görüyorum adamlar hani 100-150 binde araba alırken, çekinirken bu araba neredeyse 566 binde, yani 600 bine doğru yürümekte olan bir araba. Şimdi yüksek kilometreli araba alınır mı? Başlığımız bu. Gelin ufak da bir tur atalım şöyle. Şimdi yüksek kilometreli araba bana sorarsanız, yani belirli şartları var tabii almak için, öyle hemen size alın diyemem. Çünkü yani yüksek kilometreli arabanın hani mesela herkes motora bakıyor. Motor iyi durumda mı vesaire mi, değil mi? Ama şöyle de bir durum var şimdi. Şimdi motoru iyi yapılmış olabilir. Mesela rektifiye yapılmış olabilir veya sandık motor konulmuş olabilir. Motorun iyi yapılmasından kastım hani yarım motor yaptırmak değil yani. Şimdi kimileri yaptırdım diyor. Mesela hani bir bakıyorsunuz motora, derme çatma toplanmış, işte motor içi ayarları yapılmamış, araba titreşimli çalışıyor. Yani böyle hani marşına basıyorsun, araç zor çalışıyor. Ne bileyim işte motor içi boşlukları yapılmamış, araç vuruntulu çalışıyor, bilmem ne işte. Duman var halen de hani. Motor böyle hani tam olarak yine de adam olmamış. Yani o kişilerin arabası tabii ki de alınmaz yani. Hani böyle görüyorum mesela, atıyorum arabaya yaptık diyorlar motor, ama gidiyorsun bakıyorsun adam derme çatma bir şey yapmış, koymuş katkıyı satıyor. Şimdi motor alınmaz, ama gel gelelim usta iyidir. İşte ayarlarını iyi yapmıştır, motorun değerleri iyidir, hiçbir duman yoktur. Ha böyle harika yapmıştır motoru yani, veya sandık motor koymuştur sıfır. Tamam, motordan yana problem olmaz, alınır. Baktınız böyle hoşunuza da gitti, aldınız, problem yok. Şimdi motor bitti mi, araba bitmiyor ki. 566 binde bunun direksiyonu da eskiyor, vitesi de eskiyor. Bakın alt takımı da eskiyor, kliması eskiyor. Şimdi bunlara da bakmak lazım. Klima çalışmıyorsa bir kere mesela, bu da bir masraf. Yani şimdi klima bilmiyorum, mesela bir gazlı halde olacaksa problem değil, ama yani klima mesela motorunda problem varsa, motoru maliyetli bir şey yani. Şimdi hani borularında kaçak vardır, tesisatının komple yapılması gerekir. Hani bir gazla çözemeyeceğiniz bir şeyse bu da size bir masraf yani. Hani masrafın değeri değişir arabasına göre. Şimdi bir şey diyemem onun için. Mesela ondan sonra alt takımı, mesela bakın alt takımı çok önemli hani. Bir motorla iş bitmiyor. Şimdi alt takımı düzgün mü? Ona bakmanız lazım. Alt takımı da düzgün. Hadi baktınız hiçbir tıkırtı vesaire yok. Rahat rahat geçiyorsunuz, gidiyorsunuz. Her şey yapılmış adamın arabasının. Yani o zaman düşünebilirsiniz almayı. Şöyle vites geçişlerine bakarsınız. Şanzımanına nasıl geçiyor? Rahat mı kullanımı arabanın? Ha bunlara dikkat edersiniz. Baktınız hoşunuza gidiyor. Tamam o zaman. Bir şey diyemem. O zaman hesaplı da denk gelirse tabii ki de alabilirsiniz. Ama yani yüksek kilometreli araba sıfır arabanın yerini hani tutmaz. Bazen görüyorum insanlar, işte atıyorum sıfır şunu alacağıma giderim, 10 yaşında 200-300 binde şuna binerim. Ya ben o kafada değilim şahsen. Sıfır araba alacak param varsa sıfır araba almalısın. Ama gel gelelim, mesela sıfır arabam vardır, eski bir tane atıyorum Mercedes BMW aslısındır. Ne bileyim 5 kasa 7 kasa veya S kasa E kasa. Ya masrafına da katlanacaksındır. O zaman hiçbir şey demem, al. Yani ben binerim diyorsan tabii ki de alabilirsin. Ama gel gelelim, ya fikrimi sorarsanız, hani tek araba olarak binilecekse, hani uzun yola korkmadan gideyim, şehir içi rahat bineyim deniliyorsa da kesinlikle bence sıfır araba alınmalı yani hani. Ya bütçeniz varsa tabii, ama şimdi atıyorum sıfır arabalar 150-200 bin bandındayken şimdi herkese de sıfır araba al diyemezsin. Neden? Çünkü hani herkesin bütçesi yetmez sıfır araba almaya. Fakat şöyle bir şey var. Hani yeterken de mesela hani 200 bin lirayı da tek araba olarak mesela bineceksindir. Atıyorum bir Ege almak yerine, hani dolu güzel bir Ege almak yerine, atıyorum 200 binde bir Jetta alayım, 150 binde bir Jetta alayım. Ya yani bence onu alacağına git sıfır araba al. Veya Dacia için de hangisi geçerli. Hani ne istiyorsan yani, sıfır bir şey al, hangisini beğendiysen. Polo al mesela otomatik 200 bin civarına. Ya böyle sıfıra yönelmeniz daha mantıklı. Ama yüksek kilometreli araba mesela 40 bin lira 50 bin liraya bir araba buldum, Octavia mesela bu araç gibi, 50 bin liraya buldum bir tane, almayayım mı? Valla baktın hoşuna gidiyorsa al yani, tıkır tıkır gidiyor işte. Ya tabi sıfır arabanın yerini tutmaz, ama
Güzel yani, hani gidiliyor her yere genelde bu arabayla da, o kadar da kötü değil. Bu aracın da biliyorsunuz arkadaşlar kanalda testi mevcut. Hani izlemek isterseniz, hani malzeme kalitesini vesaire merak ediyorsanız, aşağıya linkini bıraktım yorumlara zaten. Oradan bu aracın testini de izleyebilirsiniz. Şimdi biraz daha binelim eski arabaya. Ondan sonra sıfır araca binelim. Sıfır araçla biraz da turlayalım. Gördüğünüz gibi güzel akıcı bir araba. Öyle hani 566 bindi ama bana bir yorgunluk, yani hissiyatı 500 binde gibi kesinlikle değil gayet. Hani tabii sağından sonundan ufak tefek tıkırtılar geliyor ama yani çok da ben kafaya takmıyorum şahsen. Zaten 566 bindi araba, sıfır araba değil bu. Yani normal o yüzden, yani gidişi falan güzel. Gaza bastım mı bana verdiği tepkiler ne güzel çekiyor. Çeyrek basıyorum gaza. Gördüğünüz gibi ne güzel çekiyor araba. Hiç problem değil. Vites geçişleri güzel. Araba rahat bir araba yani. Hani binilir yani, hani ucuz alındıktan sonra binilir şahsen. Demek istediğim bu yani. İlla şartlandırmayın kendinizi ama tabii sıfır araba alacak paranız varsa da yani sıfır araba yönelmeniz daha mantıklıdır. Şimdi arkadaşlar geçelim sıfır arabaya. Ben tekrar videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar, cold startımızı verdik ve sıfır araca geçmiş bulunmaktayız. Şimdi tabii sıfır arabaya geçince insanı güzel bir sıfır kokusu karşılıyor. Yani bunu duymak, yani şahsen bence hani mesela eski bir daha hani premium arabaya bineceğim, hani sıfır arabanın kokusu, hani böyle hissi kesinlikle benim daha çok hoşuma gidiyor, doğruyu söylemek gerekirse hani. Yeni yenidir her zaman. Ben şahsen bu kafadayım doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi aracı dediğim gibi çalıştırdım. Bu araç 1.6 tam otomatik. Skoda'nın testini aşağıda bulabilirsiniz. Bunun testini daha henüz bu videoyu çekerken çekmedim. Ama eğer bir gün yayınlamış olursam da bu videonun altına bırakacağım. Bunu da sözünü şimdiden vereyim size. Şimdi sıfır araba. Tabii arkadaşlar hani tıkır tıkır çalışıyor kusursuz bir şekilde. Bir de otomatik bu araba. Otomatik olmasının avantajı da tabii daha rahat kesinlikle. Şimdi evet. Dediğim gibi 1.6 tam otomatik 0 beygiyanın içindeyiz. Bu araç benzinli bu arada, dizel değil. Şimdi hissiyat. Tabii ki de şimdi direksiyonun hissiyatı, yani hani vitesin geçişlerinin hiç hissedilmemesi, işte ne bileyim koltuklarının minderlerinin daha sıfır olduğu için sıkı olması. Şimdi yani arabanın 500 binde sadece motoru eskimiyor. Mesela iç aksamı da, mesela koltukları bile yani salıyor kendini zamanla. Hani sıfır halini kesinlikle korumuyor, yıpranıyor. İşte direksiyonu böyle sıfır dokusu kalmıyor. Hadi sonradan kapatırsanız falan ona bir şey diyemem de. Hani kliması çalışıyor arabanın. Hani yani hani tuşlar deseniz tıkır tıkır, hani her şey faal yani gördüğünüz gibi. Bu insanın hoşuna gidiyor mesela hani eski bir arabadan sonra. Hani sanayiye gitmeyeceksiniz bir kere. Hani araba zaten sıfır. En fazla senede bir periyodik bakıma, yağını suyunu değiştirecekler. Garantisi var zaten herhangi bir şey olursa. Kimi arabanın 2 yıl oluyor, kimi arabanın 5 yıl oluyor. O değişiyor. En azından 3 yıl, 4 yıl kafan rahat binebilirsin sıfır arabaya. Rahat rahat kontağını basarsın. Hiç düşünmezsin uzun yola giderken. Ya ben gideceğim de hani bir lastiğine bakarsın. Şöyle bir yağına bakarsın. İşte bir genel bakarsın arabaya. Bir şey yok zaten, yağına da bakmana gerek yok da. Örnek verdim. Bir lastiklerine bakarsın. Haydi çık durma 1000 kilometre git. Yani hiç kafan rahat. Ama tabii 500 binde bir arabayla hani ne kadar yapılmış da olsa şahsen ben uzun yola giderken acaba hani ya düşünüyorum yani hani bir şey olur mu? Hani başka hesaplamadığımız hani ne bileyim bir şey olur. Hani çıkar yolda kaldık diyelim. Sonra servis ara vesaire bilmem ne. Şahsen bunlar sıkıntılı durumlar. O yüzden sıfır arabaya bindiğiniz zaman böyle sıkıntılı durumlar yok tabii ki de. Gördüğünüz gibi tümseklerden geçerken amortisörün sesi bile çıkmıyor. Pıtır pıtır geçiyor araba. Çok rahat, konforlu bir şekilde. Şimdi motor dediğim gibi önemli ama diğer aksamlara da kesinlikle dikkat edilmeli arkadaşlar. Ha bir de sıfır arabanın kokusu, rahatlığı kesinlikle başka. Ha şimdi her şeyi faal çalışması güzel bir duygu. Bir de ilk siz biniyorsunuz yani. Bunun hissiyatı bence daha iyi bir hissiyat. Hani insan daha iyi hissediyor kendini. İlk ben bindim işte. İlk kontağını ben çevirdim. Bu güzel bir hissiyat. Hani ikinci el bir araba aldığınızda sonuçta sizden önce kaç tane el değiştiriyor? Eski sahipleri düzgün baktı mı, bakmadı mı? Bakımları günlü gününe yaptı mı? Bilmiyorsunuz yani. Tabii bilebilirsiniz ama yani şimdi mesela ikinci el 500 binde bir araba kaç tane el değiştirmiştir kim bilir hani? Nereden bileceksin adam 10 binde bir yağını değiştirdi mi, değişmedi mi? Ama tabii sıfır arabada böyle bir şey yok. Alırsın, bakarsın, binersin. Hiçbir problem olmaz. Kafam da rahat olur. Güzel yani arkadaşlar. Karar sizin.
dediğim gibi toparlamak gerekirse, şimdi düşük bütçeliyse, bütçeniz hani sıfır araba almaya yetmiyorsa kesinlikle ikinci el alın. Yani arabası kalacağına tabii ki de al. Problem değil. Bakımlarını yap. Binersin, problem olmaz. Ama hani sıfır araba alacak param varken de bence eski araba ne kadar mantıklı bilmiyorum. Zaten ikinci elde görüyorsunuz. Bir olan iki olduğu için ya bence şahsen yani ikinci ele para bağlamamak lazım. Sıfır araca önermek lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde bahsedeceklerim size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarım için beğenmeyi, takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni tarzda içeriklerimiz yoldadır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.